Evet millet, bugün e, kostüm tavsiyesinde bulunduğum bir video yapacağız. E, belli başlı kostümleri buraya aldım ama gördüğünüz üzere öyle tüm kostümleri almadım ya da tüm güncel kostümleri falan da almadım. Bunun da sebebi var, birazdan açıklayacağım. E, ama buradaki karakterlerin aslında bu kostümlerin hepsi alınabilir. Buraya ben bu listeye e, alınabilecek aslında bütün kostümleri koydum diyebilirim. Bu kostümlerin hepsi alınabilir ama bunlar arasında da bir sıralama yapacağız. Şimdi niye diğer karakterlerden bazılarının kostümleri yok? O durumu açıklayayım. Çünkü arkadaşlar o tür kostümleri de eğer buraya alsaydım bu video bitmezdi. Çünkü çok fazla kostüm var. O yüzden de aralarından seçe seçe, teker teker seçip seçip e, bu listeye ekledim. Dediğim gibi buradaki kostümlerin hepsi alınabilir kostümler ama bunlar arasında da bir sıralama yapacağım. Neyin hangi kostümün ne kadar değeri olduğunu, hangi karakterin ne kadar değeri olduğunu falan size açıklayıp ona göre bir sıralama yapacağım. Siz de isterseniz ona göre alabilirsiniz. E, yargısında kendiniz verebilirsiniz. E, şimdi... Burada arkadaşlar mesela örneğin e, ne gibi kostümler yok işte Elektra'nın kostümü yok ya da e, ya da ne bileyim işte Blade karakterinin kostümü yok yanılmıyorsam. İşte bu tür bu tarzda karakterlerin kostümleri yok. Melek kostümü yok, Örümcek Şövalye kostümü yok işte e, bunun gibi birkaç tane daha sayılabilir. Bunun dışında aynı zamanda Tokenle alınan ve e, aynı zamanda da hani tam kristal vererek işte 1750 kristal vererek ya da 2500 kristal vererek aldığınız kostümler de yok yani sezonluk kostümler yok öyle açıklayabilirim. E, bunların da olmamasının sebebi zaten bunların satışa çıkmayacak olması çünkü arkadaşlar bunlar belli zaman zarflarında satışa çıkıyorlar. E, ondan sonra da bu kostümleri tekrar alabilmek için aşağı yukarı bir yıl kadar beklemeniz gerekiyor. Ee, o kostümlerde bu listede olmayacak çünkü zaten dediğim gibi satın alamıyorsunuz ee, bunun dışında bu videoyu neden yapıyorum çünkü arkadaşlar hem çok istek geldi bu yönde ee, hem de şimdi büyük bir indirim gelecek bildiğiniz üzere tüm kostümlerde %50 indirim olacak bunu senede 2 defa 2 defa mı 3 defa mı o civarda bir şey yapıyorlar çok yapmıyorlar yani. E, o sebepten dolayı da hani bazı arkadaşlar soruyordu e, hangi kostüm alsam, kostüm tavsiyesi yapar mısın falan diye bir nevi onun için çekiyorum. Aslında ben normalde bu videoyu gereksiz görüyorum arkadaşlar. Evet. Sebebi de şu zaten ben e, bu karakterler için e, sıralama videolarını düzenli olarak sürekli sürekli sıralama videolarını yapıyorum. E, yani e, hani benim tavsiyem genelde şu oluyordu İşte o sıralama videosuna bakın hangisi kafanızı esiyorsa onu kostümle alın diyorum genelde. Ama özellikle bu, bu video çok fazla istendiği için arkadaşlar mecburen artık ben de çekiyorum diyebilirim. Ee, dediğim gibi buradaki kostümlerin hepsi alınabilir ama biz şimdi teker teker yerleştireceğiz. Ee, daha sonrasında da artık dediğim gibi yargısı size kalmış hangisini almak isterseniz onu alabilirsiniz. Şu şekilde sıralamalar oluşturdum. mutlaka alınmalı destek lider gayet iyi PvP ve PvE olarak ayırdım. Bunların olayı da şu şimdi e, mutlaka alınmalı kısmı arkadaşlar oyundaki en iyi karakterleri işleyecek zaten destek lider kısmı zaten destek ve lider olan karakterlerin kostümünü alırsanız daha da büyük bir artış e, getireceği için kostüm beraberinde onları da hani buraya alacağım e, bu kısmı alacağım. İşte bazıları gerçi önceden destek lider olmayıp daha sonra kostümle beraber olduğu da oluyor da her neyse o mevzu geçiyorum. Gayet iyi kısmı bunların biraz daha karması olabilir arkadaşlar. Yani e, mutlaka alınmaya alınmalıya yakın karakterleri bu kısma koyacağım. PVP ve PV olarak iki kategori daha oluşturdum. Bunları oluşturmamın sebebi de şu. Ee, PVP alanına ben hani zaman savaşına zaman, zaman savaşında kullanılabilecek kadar iyi olmayan ama ona yakın olan karakterleri koyacağım örneğin hani belki oyundaki en iyi 3 pvp karakteri olmayabilir buraya koyacaklarım ama hani ona yakın olduğu için fetihte falan etkili bir şekilde kullanabileceğiniz karakterleri falan koyacağım. Pv'de de keza aynı şekilde tam olarak meta olmasa da metaya yakın karakterleri koyacağım ki siz de ona göre değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum şimdi. Arkadaşlar ilk olarak Adam Warlock karakterinden başlayacak olursak. Açıkçası gayet iyi kısmına da koyardım ama ben bu karakteri şimdilik PvP kısmına koyacağım. Çünkü bu karakterin pek PvE değeri yok. Ee, bu arada burada arkadaşlar 54 karakter var. O yüzden biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Onun da bilgisini vereyim. Ee, pek PvE değeri yok bu karakterin. Ee, bir de şöyle bir durumu var bu karakterin. Ee, Guardians of the Galaxy filminin üçüncüsü geldiği zaman bu karakter bir kostüm alabilir. Bunu göz önünde bulundurun. Ee, açıkçası çok Fazla tavsiye ettiğim bir kostüm denemez. Bunun dışında Ajan Venom karakterine gelecek olursak arkadaşlar ben bunu gayet iyi kısmını alacağım. Aslında destek ve lider kısmında da alınabilir ancak gayet iyi kısmını almamın sebebi şu bu karakter aynı zamanda e, hatta şöyle mi yapsak ya hana şu şekilde olsun arkadaşlar gayet iyi biraz daha yukarı alayım Yani biraz daha karma karakterleri falan koyabilirim belki. Ee, bu karakterin tek olayı destek değil. Çünkü bu karakter aynı zamanda PvP'de de fena değil. Hani bunu fetitte falan kullanır. Hatta belki zaman savaşında bile kullanabilirsiniz. Kullanan arkadaşlar var. Ee, o açıdan hani hem kendi PvP değerinden yola çıkarak e, konuşuyorum. Hem de aynı zamanda bu karakterin desteği de gayet güzel. Çünkü size liderliğinde falan %30'luk bir fiziksel saldırı artışı veriyor ama önemli kısmı bu değil. Size kostüm etkisinde ortak yaşar müttefikleri saldırıyorum da zincir darbe sarnı %35'lik biraz ama ve e, saldırdığında da zincir darbasında %20'lik bir artış veriyor ve bu özellik oyunda da çok önemli bir özellik olduğu için ve oyunda da güçlü ortak yaşar müttefikler de olduğu için bu noktaya geliyor diyebilirim. Arkadaşlar Amerika çevresi de ben gene gayet iyi kısmında biraz daha e, Ajan Venom'un önüne alacağım. Çünkü bu karakter size hem ee, PVP desteği veriyor hem de kendisi de gayet güzel bir PVP karakteri. Ee, gayet güçlü rakipleri bile alabiliyor bazen. O yüzden hani Fetih'te falan değerlendirmekseniz oralarda değerlendirebilirsiniz. Onun dışında destek olarak falan da kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir karakter. Bunun dışında Ancient One karakterine gelecek olsak bunu direkt olarak ben destek lider kısmında olacağım. Aslında hasarı da fena değil ama e, hasar artık biraz geride kaldı. Pek çok iyi karakter çıktı. O sebepten dolayı şu anda li e, destek lider kısmında işte liderliğinde e, ışın türü karakterlere saldırı, enerji saldırısında mı ne artış veriyordu. Onun dışında bir de pasifinde de element tasarında falan artış veriyor. O sebeplerden dolayı gayet iyi bir kostüm olduğunu söyleyebilirim. Değerlendirilebilir. mutlaka alınmalı kısmına koyacağım ilk karakter arkadaşlar. Antman karakteri olacak. Bu karakter baş düşmandaki en sağlam karakter diyebilirim. oldukça güzel. Oldukça güzel bir hasar var. Orman bu da falan da hatta kullanırsınız bunda. Eğer öfke falan takarsanız bir tık daha iyi olur. E, gayet güçlü bir karakter olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de bu noktaya alınabilir diye düşünüyorum. Mephiston'u Infinity Tron Gore gibi baş çok, çokça işinize yarayacak onu söylemeliyim. E, Kaptan Captain America'da gene mutlaka alınmalıyla gayet iyi arasındayım aslında ama. Açıkçası sanırım arkadaşlar gayet iyi kısmını alacağım ben ya. Evet. E, arkadaşlar bu karakter aslında hem PvP'de güzel hem PvE'deki değeri aslında biraz daha iyi onu söyleyeyim ama PvP'de de kullanırsınız bu karakteri ee, ancak mutlaka alınmalı kısmı kısmına ben en sağlam karakterleri koymak istediğim için bunu biraz daha geri alıyorum. Yoksa aslında buraya da gelebilecek bir karakter ama şimdi sizin de arkadaşlar bir, bir yandan aslında siz de düşünüyorum. Çünkü ee, pek çok arkadaş kristalini boş yere e, kostümlere vermek istemeyecek hani biraz daha kısmak isteyecek bu kısmalardan dolayı da biraz daha geriye alıyorum ki. E, bu karakteri hani daha iyi karakterleri burada yol açılsın çok fazla sizin de kristaliniz gitmesin Captain e, America güzel bir karakter mi kesinlikle güzel bir karakter ancak e, çok gerekli bir karakter mi çok elzem bir karakter mi belli bir noktaya kadar elzem olabilir ama e, çok daha değerli karakterler var o yüzden bu karakter buraya giriyor Gelelim Beast karakterine arkadaşlar. Beast karakterini ben biraz Ancient One'ın gerisini alacağım. Bu karakter aslında e, oldukça iyi bir lider falan denilebilir. Aslında kostüm etkisine de belli etkileri var. Kostüm etkisine size Y yep partışı e, ya da işte kaç, hedefin kaçınma oranında yok sayma gibi özellikler veriyor. Ama aynı zamanda bu karakter size liderliğinde de e, tüm takım arkadaşlarına fiziksel saldırıda %50'lik bir artış. Kritik hasarda da %10'luk bir artış veriyor ki bu da bu karakteri hiç de fena olmayan bir e, lider ve destek haline getiriyor. İki modda da değerlendirilebilir bir karakter oluyor. Ee, arkadaşlar Black Widow biraz daha Captain America'nın gerisini alacağım. Bu karakterin aslında olayı daha çok e, çevik kadın olmasından geliyordu. Hem işte efsane modda hem süper modda falan kullanabiliyordunuz belli bir noktaya kadar ama... E, üzerine Shadow Shell geldi. Hatta bir de üzerine Luna güncellemesi bile gelebilir. Luna Shadow, e, Shadow Shell'i de ezebilir. O da ayrı bir mevzu. Şimdi o mevzuda çok girmeyeceğim ama... E, yani bu karakter iyice değersizleşecek. Öyle bir olasılık var. Ki zaten şu anda da çok e, iyi değil. Hani tamam kategori 4 bir karakter, güçlü bir karakter. Ona kimse bir şey demiyor ama ben gene de hani e, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Diğer kategori 4'lerin biraz daha gerisinde kalıyor. E, Bro kez Dragon'da keza aynı şekilde aslında bir tık daha bilekli e, olan daha değerli olabilir. Hani PVP ve PVE alanında biraz daha iyi olabilir ama gene de bu karakterin ben açıkçası yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle bir durum var ki bu karakter kategori 4 halinde güçlü oluyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tamam 80 level halinde çok iyi değil belki ama kategori 4'te biraz güçlü oluyor. o yüzden biraz daha yukarılara alınabilir ama kategori 4'e basmayacaksanız eğer çok da gerek yok diyebilirim. Arkadaşlar Sharon Rogers karakterini ben Ant-Man'in biraz gerisini alacağım. Şimdi aslında bu güncelleme geleli çok az oldu. Çok kısa zaman oldu. hani üzerini tam olarak detaylı bir şekilde incelemedim. Hani kökenine bayağı bir inmedim öyle söyleyeyim. ama Hani ben bu karakterin henüz potansiyelini açamadığım için 80'e kasamadım. 80 level videoları da gelecek o ayrı bir mevzu ama ben bu karakteri 80 levele basan bir arkadaşımın hesabında denedim. O direkt açmış potansiyelini şansına denk gelmiş. Orada biraz baktım aslında gayet sağlam duruyor. Ben mutlaka alınmalı kısmını ekleyebilirim. Özellikle baş düşmanda oldukça etkili bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bence değerlendirilebilir bir karakter. Kanıç ee, karakterine gelecek olsak arkadaşlar bu karakterlerin biraz daha önüne geçiyor artefaktı varsa ama onu belirteyim artefaktı yoksa arkadaşlar nereye gelir biliyor musunuz yani artefaktı yoksa belki şuraya belki hatta buralara bile gelebilir ama artefaktı varsa buraya geliyor çünkü artefaktı bu karakterin pvp'deki değerini 2'ye 3'e katlıyor ee, son derece sağlam oluyor. E aynı zamanda bu karakteri PV'de de kullanabiliyorsunuz. PV'de de gayet sağlam bir karakter. O sebepten dolayı şimdilik yeri burası diyebilirim. Destek lider kısmını alacağım bir diğer karakter. Kolossus karakteri olur. Ama biraz değerini yitirdiği için acaba... Yani aslında bir tık önüne gelebilir. E, bu karakter arkadaşlar tamamen PVP desteği ve PVP'deki en iyi destek diyebilirim bu karakter için. Eğer destek kullanıyorsanız takımınızda... Şimdi <laughs> bazı arkadaşlar üçlü takım yapmayı tercih ediyor ama... E, eğer ki... Arkadaşlar bu hani yani siz destek falan kullanıyorsanız takımınıza e, bu karakter kullanabileceğiniz en iyi desteklerden biri olacak. Bu sebepten dolayı da aslında hiç de fena bir destek değil değerlendirilebilir. E, Crescent karakterini biraz daha bu listede geriye alacağım. Çünkü e, bu iki karakterin de pas hem pasifleri hem liderliği var ama Crescent sadece lider bir karakter arkadaşlar. %60'lık bir fiziksel saldırı artışı veriyor son kostümüyle beraber ama e, onun dışında hani çok bir olayı olmadığı için biraz daha geriye düşüyor. Arkadaşlar sizi biraz şaşırtabilir ama e, bu şey Cyclops'un eski kostümü. Bakın son kostümü şurada karıştırmayın. Eski kostümü bu, bu e, buradaki karakterlerin önüne geçiyor. Neden önüne geçiyor onu açıklayayım. Aslında yeterli bir desteği var mı arkadaşlar derseniz yok. Yani bu karakterin desteği şu kostüm ile beraber yüzde %30'luk bir enerji saldırısı artışı sadece. Sadece bu kadar veriyor. Yani pek bir olayı yok aslında. Ama bu karakteri ne, neden bu kadar değerli olduğuna gelecek olursak da sebebi şu. Bu karakter oyundaki sanırım tek e, Işın süper kötü desteği olabilir. Evet hatta ben bir şöyle oyundan da bir kontrol edeceğim ışın süper kötüleri. Evet PvE olarak arkadaşlar PvE desteği olarak <laughs> elimizdeki tek destek karakteri bu. Yeterli bir desteği yok. O, o konuda e, pek çoğumuz hem fikirizdir zaten muhtemelen. Ee, ama arkadaşlar hani Işın süper kötü olarak çaresizce bu karakterin bu kostümüne de ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı ben kesinlikle alınması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Cyclops'u da hatta şuraya alacağım yeni kostümünü. Bence eski kostüm biraz daha değerli çünkü gerçekten Işın süper kötü desteği ihtiyacımız var arkadaşlar. Yeni kostümünün değerleri daha iyi. Onu söyleyeyim ama yeni kostümüyle beraber kahramana döndüğü için Işın süper kötü gününde kullanamıyoruz. Bu yüzden biraz daha geriye düşüyor. Ee, bu kostümün alternatifleri var arkadaşlar. Işın kahraman kahraman olarak kullanabileceğiniz destekler var ama ışın süper kötü olarak yok. Bu kostüm gerçekten değerli bir kostüm. Şahsen ben alınmasını tavsiye ediyorum size. Çok böyle çığır açmayacak bu kostüm hani destek olarak. Dediğim gibi yeterli bir desteği yok aslında. Aynı zamanda lider olarak da kullanabiliyorsunuz o ayrı bir mevzu ama yani destek destek bazında konuşacak olursak belki çok sağlam olmayabilir ama elimizdeki tek seçenek olduğu için ben oldukça değerli olduğunu düşünüyorum bu kostümün. Gelelim Doktor Ahtapot karakterine. Bu karakteri arkadaşlar ben sanırım açıkçası evet biraz daha yani emin değilim ya. Belki bir tık Sharon'ın önünde olabilir. Ee, şöyle ki arkadaşlar Sharon Rogers'ın pek ittifak savaşında değeri yok. Onu söyleyeyim. Pek günü yok. Ama Doktor Ahtapot'un var. Hani dövüşçü süper kötü gününde en iyisi olduğunu söyleyebilirim ittifak savaşında. Ee, i̇ttifak savaşı dışında aslında çok Almış ağır bir karakter sayılmaz. Ortalama bir karakter ama ittifak savaşındaki değerini de göz önüne alarak biraz değerlendiriyorum. O sebepten belki bir tık önüne geçiyor olabilir diye de düşünüyorum. Doctor Strange karakterine gelecek olursak arkadaşlar ben gayet iyi kısmında bu karakteri sanırım şuraya alacağım. Şimdi bu kostümün olayı yine biraz buna gelelim. Aslında eski bir kostüm. Yeteri kadar hasarı yok. Ancak bu kostümün olayı şu. Sizin oyundaki elinizdeki en ee, sağlam Dorman bu karakteri kategori 3 olarak bu karakter. Eğer ki yeni bir oyuncuysanız bu kostümü bence bu sıradan değerlendirebilirsiniz. Yeni bir oyuncu değilseniz elinizde kategori 4 varsa Dorman'ı kesebiliyorsanız yani şş, ne PV aynen. Bir buraya getiren yani. PV değeri olur sadece. Az buçuk biraz bir yerlerde kullanırsınız. Onun dışında bir olayı olmaz. Ama yok siz hani biraz daha yeni oyuncusunuz. Kategori 4'ünüz yok. da problem çekiyorsunuz. Ne bileyim delmeniz az. O zaman bu karakterin yeri burası arkadaşlar yani çok sağlam bir dorman bu karakter ama dorman bu dışında pek değerinde olmadığını söyleyeyim tekrardan. O konuda bilginiz olsun. Ee, Karaçene karakterine gelecek olursak biraz liderliği var, biraz PVP desteği var. E o sebeplerden dolayı da sanırım şu noktalar bence uygun bu karaktere. Eee Maya Lopez karakterine gelecek olursak arkadaşlar bu karakter gayet güzel çevik karakterlere bir de, e, iyi bir destek veriyor. Eee de ne veriyor? Destekten ziyade aslında liderliğinde veriyor. Çevik karakterleri tüm saldırılarda ve tüm savunmalarda %60'lık bir artış, tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği. Aynı zamanda da yanılmıyorsan kostüm etkisinde yok pasifinde veriyordu. Gene pasifinde de arkadaşlar size çevik karakterlere saldırı yurunda zincir darbasında %20'lik bir azal, azalma ve hedefin kaçınma oranında %20'lik bir yok sayma veriyor. Bu sebepten dolayı aslında bu karakter hiç de fena bir lider haline gelmiyor çevik karakterler için. Bu sebepten dolayı da ben bu karakteri sanırım hani enşitmanın bir tık arkasında alabilirim. Ee, devam edelim. Memofras karakterine gelelim arkadaşlar. PvP kısmını alacağım. Bu karakter zaman savaşında kullanılabilecek kadar iyi değil artık. Ee, Artefakta olsa da e, pek çok iyi karakter çıktı. O yüzden biraz daha gerileri alıyorum. Gamora karakterine gelecek olsak arkadaşlar ben bu karakteri de destek lider kısmını alacağım ama biraz daha gerilere düşecek. Yani hatta belki buraya bile gele olabilir. Ee, bu karakter önceden süper şey e, çevik süper kötü gününde metaydı ama Green Goblin güncelleme aldıktan sonra bu karakter değerini yitirdi diyebilirim. Arkadaşlar Green Goblin karakterine gelecek olsak oyundaki en muazzam kategori 3 karakterlerden biri mutlaka kasılmalı. Ee, yani buraya alacağım ama nereye alsam diye düşünüyorum. Çünkü bu karakter gerçekten çok güzel. E, bu karakter çünkü arkadaşlar size liderliğinde de, de pasifinde de artış veriyor. E, özellikle süper kötüler için %85'lik bir artış veriyor diyebilirim. Bunun dışında aynı zamanda Çevik süper kötü gününde meta. E, yani çok çok iyi bir karakter. O sebepten dolayı da hani yani bilmiyorum bunların da önüne geçer mi ama. Yani arkadaşlar çok yönlülük açısından bu karakterlerden daha çok yönlü. Ama hasarları bunlar kadar değil onu söyleyeyim. Hani ben olacak ya ben açıkçası kendim alacak olsaydım ben bu kostümü şuralardan değerlendirdim sanırım. Çünkü gerçekten muazzam bir karakter arkadaşlar. Ee, kesinlikle ihtiyaç duyulan bir karakter. Ben o yüzden değerinin burası olduğunu düşünüyorum. Ee, kişiden kişiye farklılık gösterebilir bu durum ama bence yeri burası. Ee, Kate arkadaşlar Kate karakterini PV kısmına alacağım. Ee, açıkçası hala çevik ee, Çevik Kadın Günü'nde İttifak Savaşı'nın süper modunda falan kullanabilirsiniz bu kostümü ama yani artık çok alternatif var o yüzden biraz daha gerilere düşüyor. Ee, Hela karakterine gelecek olursak da ben bu karakteri destek lider kısmında sanırım nereler alacağım? Ee, sanırım burası uygun arkadaşlar. Çünkü liderliğinde size enerji sağlığında falan yanılmıyorsam %60'lık bir artış veriyordu. Aynı zamanda kostüm pasifinde kahraman tarafa verilen ve alınan hasarda artış ve azalma sağlıyordu. Ee, bu da hem PvE hem PvP alanında kullanabilmenize olanak sağlıyor bu karakteri. O yüzden bence burası gayet uygun bu karakteri. Halk karakterine gelecek olursak arkadaşlar ben mutlaka alınmalı kısmını alacağım kesinlikle. Çünkü PvP'de çok değerli bir karakter, PvE'de de fena değil. Ee, ama hani alacak olsam da sanırım yeri neresi olur? Aa, evet, yani şuralara mı alsak. Bence burası gayet uygun arkadaşlar bu karakter için. Çünkü dediğim gibi hem PvP hem yani aslında şu bile tartışılır da hani şey Karnışla olayı da tartışılır ama sanırım Karnış bir tık daha iyi ya. Ya halk karakteri bence arkadaşlar buradan değerlendirebilirsiniz. Çünkü süper kötü günlerinde de kullanabiliyorsunuz. Bu karakter hasarı hiç fena değil. Aynı zamanda PvP'de de en sağlam karakterlerden biri. O yüzden bence yeri burası. Arkadaşlar Hyperion karakterinin kostümünü ben biraz daha geri alacağım. Bunu neden buraya alıyorum? Liderliği daha kötü mü değil mi? Aslında değil. E, bu karakter size liderle tüm saldırılara da %55'lik bir artış veriyor ama ama şöyle bir olay var. E, bu karakter kostümsüz bir şekilde de zaten size %45'lik bir artış veriyor. %10'luk bir artış alıyorsunuz bu kostümle beraber. Eğer e, liderliği daha iyi olsun diyorsanız alın ama yok benim o kadar harcayacak hisslerim yok diyorsanız biraz daha geride kalır. E, Riri Williams karakteri arkadaşlar bu karakter de eee bayağı bayağı sağlam diyebilirim. Açıkçası yani bunlardan hatta şundan bile daha değerli. Ee, yani Cyclops'un emin değilim ya. Yani sanırım şu noktaları almam biraz uygun olur arkadaşlar. Liderliğinde ışın karakterlere enerji sahasında yanılmıyorsam artış veriyordu. Kostüm etkisinde e, tüm takım arkadaşlar başçumanlara verilen temel hasar %35'lik bir artış mı ne veriyordu? Gayet güzel denilebilir. Iron Man karakterine gelecek olursak da arkadaşlar ben bu karakteri sanırım listede bence yani bence Sharon'dan biraz daha iyi. E, Doktor Atta Pot'tan iyi midir? Bence iyidir. Evet. Yani arkadaşlar şimdi bu karakterin şöyle söyleyeyim olayı daha çok Dorman mı? Dorman en sağlam karakterlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında, bunun dışında baş düşmanlarda falan da fena değil. Aynı zamanda gönderim görevinde de kullanılan bir karakter. Hani bu sebeplerde ya sanırım ben bu noktaya alacağım arkadaşlar. Hani düşünüyorum da Ensman'dan Green Goblin'den değerli bir de. Ben Green Goblin'i çok e, beğeniyorum arkadaşlar. Çok işime yarıyor. O yüzden biraz daha önde kalacak diyebilirim. E, yani bence Ant-Man de gerekli bir karakter arkadaşlar. ant olmasa samimi söylüyorum ben baş düşmanda geçtiğim bölümleri çoğunu geçemezdim. Yani o yüzden bence bu karakter karakterin yeri de gayet iyi. Bence böyle güzel oldu. Arkadaşlar Jean Grey, bir şey demeye gerek yok. Yani en ufak bir tereddütüm bile yok bu karakter hakkında. Ee, hem PvE hem PVP'de muazzam derecede güçlü. Kesinlikle alınması gerekiyor. Bu karakterin kesinlikle kasılması gerekiyor. Yani üzerine hiç konuşmayacağım. Ee, Craven karakterine gelecek olursak arkadaşlar... ...bu karakter aslında normalde listeye almazdım. Çünkü desteği çok az bir bölüme etkiyor. Ee, zalim altılı müttefiklere etkiyor ama... E, ...Çevik Süper Kötü olarak desteğimiz az oyunda. Ee, böyle bir etmen var. Bunun dışında Green Goblin'e Çevik Süper Kötü günde meta... ...bu karakter de ona destek veriyor Green Goblin'e. Hani bu sebeplerden dolayı biraz değerli hale geliyor diyebilirim. Ee, bu nedenden dolayı da açıkçası ben bunu destek lider kısmında... Aşağı yukarı alacağım. Arkadaşlar Loki karakterini PV'de biraz daha başa alacağım. Aslında Thanos geldikten sonra bu karakter İttifak savaşının efsanevi modundaki gününü de yitirdi. Artık hemen hemen hiçbir yerde kullanılmıyor. Bir orada kullanılıyordu. Thanos onu da elinden aldı. O sebepten dolayı da biraz daha gerilere düşüyor. Artık buralara girilebilecek kadar iyi değil ama gene de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar Medusa karakterini de normalde listeye almazdım. Yeterli bir liderliği yok ama eğer ki sizin elinizde Black Bolt kostümü varsa Son kostümünü kastediyorum. Bu karakterin kostümü alınabilir gibi duruyor. Çünkü size liderliğinde evrensel karakterleri %45'lik bir saldırı artışı veriyor. Aynı zamanda pasifinde de inhuman müttefikleri süper kötü tarafa verilen temel hasarda %45'lik bir artış sağlıyor. Bu da bu karakteri Black Bolt için hiç de fena olmayan bir destek haline getiriyor. Aynı zamanda liderliğinden de yararlanılabilir. Sadece Black Bolt için değil tüm karakterler. Şey, sanırım tüm evrensel karakterleri etkiyordu. O sebepten dolayı değerlendirilebilecek bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Ama Black Bolt yoksa hiç zahmet etmeyin almaya. Arkadaşlar Modok karakterini PV kısmını alacağım. bu karakteri neden listeye aldım? Aslında bu da listeye alabileceğim kadar iyi bir karakter değil. sebebi şu. Bu karakter bu kostüm en azından hani ışın süper kötü olduğu için ve ışın süper kötü seçeneklerimiz sınırlı olduğu için aldım bunu listeye. Elinizde Magneto, mesela Magneto'nun kostümünü kaçırmışsınız. O sezonluk bir kostümde. Ee, o yoksa ya da ne bileyim Iron Man'in işte süper kötü kostümü yoksa falan o zaman iyi bir alternatif olabiliyor işin süper kötü için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Moonlight ee, Moon Knight karakterini arkadaşlar biraz daha gerilere alabilirim açıkçası. Yani şeyin açıkçası arkadaşlar Sharon'ı biraz daha öne alabilirim ya. Bence aynen bence burası biraz daha uygun Sharon karakteri için. Ee, evet arkadaşlar Moonlight karakteri de gene dövüşçü kahraman gününde falan e, ittifak savaşında gayet güzel gayet iyi hasarı var. E, skor için kullanan kişi çok fazla onu söyleyeyim. E, baş düşmanda da fena değil bu karakter. Normalde çok iyi olduğunu söyleyemem ama e, belli modlarda kullandığımız için bu noktaya alabilirim diye düşünüyorum. E, arkadaşlar Miss Marvel karakteri de gene bence buralara girebilecek hatta belki en iyi mutlaka alınmalı kısmına bile alabilirdim ama bu karakter kategori 3 olduğundan dolayı e, ee, hani hasar bunlara yetişemiyor. O sebepten dolayı da arkadaşlar bu noktayı alacağım maalesef. Hatta belki Captain America'nın da bir tık gerisinde kalıyor olabilir. Ee, ama e, Doctor Strange'den falan değerli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu karakter düşmandaki en sağlam karakterlerden biri. Ve Dorman Buda falan da hiç fena değil. Kullanılabilir yani. Doctor Strange'den sonra Dorman Buda'daki en sağlam kategori 3 olabilir. Ee, ama dediğim gibi bu karakter aynı zamanda baş düşmanda falan da çok güçlü olduğu için Dr. Strange biraz önüne geliyor. E, Namor karakterine gelecek olursak arkadaşlar ben bu karakteri nereye alacağım? E, evet sanırım şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. E, Doktor Attapot İttifak Savaşı'nda Namor'dan daha iyi. Şimdi ikisi de dövüşçü süper kötü o açıdan konuşuyorum ama Namor diğer modlarda daha iyi. Yani aslında bunun yargısı biraz size kalmış. İttifak Savaşı diyorsanız Doktor Ahtapot daha önde. Yok diğer modlar diyorsanız Namor daha önde onu söyleyeyim. Ya ben ne ben nereye alırdım ama onu bir düşüneyim. Sanırım Namor'a bir tık daha iyi öne alırdım. Dorma da falan da biraz daha iyi olduğu için. Arkadaşlar Nick Fury en geriye gidiyor. Neden en geriye gidiyor onu açıklayayım. Bu karakter aslında oyundaki en sağlam PV liderlerinden biri. Ama neden kostümünü geriye koydum? Şu sebepten. Çünkü kostümsüz hali de gayet iyi. Kostümsüz haliyle kostümlü hali arasında sadece %5'lik bir e, fark var. Yani süper kötüle verilen temel hasar %5 kadar daha fazla artırıyor. Onun dışında bir olayı yok. Kostümünü almasanız da olur. O sebepten dolayı geri gidiyor onu söyleyeyim. Profesör X karakterine gelecek olursak arkadaşlar şimdi ya bu karakteri yani bu kadar karakter içinde de arkadaşlar sıralamaya koymak cidden zor oluyor. Ama hani sıralamaya koyacak olsaydım nereye koyardım sanırım biraz daha gerilerde kalırdı açıkçası. Çünkü çünkü yani şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Dorman bu da falan hani bu karakterden iyi. Doktor Hattapot'tan iyi. Namor, Namor'dan da iyi hatta. Yani ayrı ayrı benim bir tık gerisinde Dorman bu açısından konuşacak olursak ama e, bu karakterin sadece İttifak Savaşı'nın efsane modunda bir günü var sadece. Öyle bir durum var. O yüzden biraz gerilere gidiyor. Ama baş düşmanda falan da fena değil. Biraz kolay ölüyor ama baş düşmanda da fena değil. O sebepten dolayı yani arkadaşlar ben de bazen gördüğünüz üzere e, karar vermekte zorlanıyorum ama e, sanırım ben bu karakteri alacak olsaydım şimdi başçımada falan da güzel herhalde buraya alırdım. ya burası biraz daha uygun olur bence bence burası güzel e, arkadaşlar proxima midnight karakterine aslında ihtiyacımız var e, evrensel süper kötü olarak falan desteğimiz oldukça az diyebilirim bu sebepten dolayı da biraz değerli hale geliyor seçeneğimiz sınırlı olduğu için o sebepten dolayı da Kolossus'un biraz önüne geçiyor olabilir. Belki Helen'ın da bir tık önünde. Bence şuralar bu karakter için iyi, Gayet güzel bir destek karakteri olduğunu söyleyebilirim. Psylocke karakterini arkadaşlar PV kısmında biraz daha öne alacağım. Sebebi de şu. Eğer ki elinizde sağlam bir mutant karakter yoksa ittifak savaşının efsane modu için kullanabileceğiniz bu karakteri kullanabilirsiniz. E, i̇ki günde falan işinize yarıyor. Ama daha iyi seçeneğiniz varsa tabii ki bu karakterde çöp kostümünü almaya değmez diyebilirim. Ee, Scarlet Witch karakterini arkadaşlar PV kısmında başa alacağım. Çünkü bu karakter aslında hala meta diyebilirim. Bu karakter e, evrensel kadın gününde falan en iyi seçeneğiniz açıkçası. E, hani o sebepten evrensel kadın kahraman pardon. Evrensel kadın çünkü cin de dahil. Cin kesinlikle Scarlet Witch'tan daha iyi onu söyleyebilirim. E, ama evrensel kadın ve kahraman gününde bu karakter en iyisi. Hani belli noktalarda kullanıyoruz. bir de biraz liderliği var. Liderliği de güzel. %45'lik bir artış veriyor. O sebepten dolayı buraya alınabilir. Arkadaşlar Shadow Shell karakterine gelecek olsak. Ben Shadow Shell'in açıkçası çok değerli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bence bunların hepsinden değerli. bence Green Goblin'den de değerli. Hatta hatta Ant-Man'den de değerli. Yani bu karakter nereye gelebilir? Eee... Halk karakterinden iyi midir ama halk arkadaşlar çift yönlü bir karakter olduğu için biraz daha gerisinde kalır. Şimdi bu karakteri neden buraya aldığıma gelelim. Arkadaşlar o, o durumu size biraz açıklayayım. Şimdi ilk olarak bu karakter arkadaşlar ittifak savaşında bir sürü günü var. Üç günü mü 4 günü mü bir sürü günü var. Onu söyleyeyim. İttifak savaşında bolca kullanıyorsunuz. Daha sonrasında baş düşmanı da aslında gayet güzel bir karta, Gayet iyi kullanılıyor. Hasarı gayet güzel diyebilirim. Dorman bu da arkadaşlar daha iyi seçenek. Iron Man falan ne bileyim Profesör X bu karakterden daha iyi onu söyleyebilirim. Ama ama arkadaşlar ee, bu karakter yani pek çok alanda kullandığımız için bu karakteri PV alanında ee, pek çok yerde işimize yaradığı için çevik kadın olarak şu anda elimizdeki en iyi seçenek olduğu için bu noktayı bence kesinlikle hak ediyor değerlendirilebilir. Evet. Evet arkadaşlar She-Hulk karakterine gelecek olursak bu da benim mutlaka alınmalı kısmına ekleyeceğim ikinci kategori 3 karakter. Çünkü bu karakter hem dövüşçü süper kötü pardon ee, dövüşçü süper kötü diyorum. Dövüşçü kadın gününde en iyi seçeneğiniz ittifak savaşında hem de liderliği muazzam ee, erkek türü türlerine karşı verilen hasarı %65 kadar artırıyor. E, yani bu da muazzam bir artış arkadaşlar. E ve pek çok baş da erkek olduğunu biliyoruz. Bu sebepten dolayı da oldukça değerli bir hale geliyor. Ama hani bunlar arasında nereye gelecek olsaydı Green Goblin kadar değerli olduğunu düşünmüyorum. Green Goblin'in hasarı falan daha güzel ama bu karakterin de hani etkisi yatsınamaz arkadaşlar. Şimdi emin değilim ama yani sanırım biraz daha geri kalır ya. Ya ama ama sağlam arkadaşlar. Hakikaten sağlam ya. Bunu bence değerlendirebilirsiniz. Evet, gelelim Shuri karakterine. Shuri karakteri de arkadaşlar benim nereye alabileceğim bir karakter. arkadaşlar yani destek lider kısmında başa alabilirim sanırım. Çünkü çok sağlam bir desteği var. Hani %55'lik bir hasar artışı veriyor süper kötülere karşı. Aynı zamanda bu karakterin hasarı da iyi. Onu da söyleyeyim. Ener şey enerji tipi takıp gayet iyi kullanabilirsiniz bu karakteri. Ama liderliği falan pardon desteği falan daha öne çıktığı için bu nokta biraz daha uygun gibi görünüyor. Sif karakteri de arkadaşlar gayet etkili gayet güzel bir karakter. Hatta belli noktada emin değilim ama bir tık belki daha değerli olabilir. Çünkü liderliği falan da var ayrıyetten. Bu karakter de gayet sağlam bir karakter. Ee, Spider-Man karakterine gelecek olsak bu karakter de çift yönlü bir karakter. Yani bu sebepten dolayı da çift yönlü karakterler de oldukça değerli olduğu için e, biraz daha öne gelebilir ama şimdi ittifak savaşı bir günlerde günü yok. E, o açılardan da değerlendirmemiz lazım. Ne kadar sık kullandığımıza göre değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu karakter tamam PvP'de çok sağlam ama PvE'de hasarı Belli noktalar yetersiz kalabiliyor. Aynı zamanda da e, hani şeyde ittifak Savaşı'nda falan da gün yok. Pek kullanılan bir karakter değil. O yüzden de nerelere alınabilir bu karakter? Evet. Yani çift yönlü olduğu için biraz öne geliyor ama onun dışında bence buralar iyi arkadaşlar. PV'de çok iyi olmadığı için buraya koyuyorum ama PVP'de çok güzel onu söyleyebilirim. Thrustmaster karakterine gelecek olsak arkadaşlar bu kostümü almanız mecburi çünkü bu kostümün kostüm pasifinde gayet güzel etkileri var. Ee, ama yeterli bir etki olmadığı için i̇şte süper kötü kötü tarafa verilen hasar %40 kadar arttırdığı için biraz daha geriye düşüyor. hani Bu da bu karakteri nerelere getirir? Sanırım bu nokta uygun. Ee, arkadaşlar ee, şey... Bu neydi bunun adı ya? Ee, Jane Foster karakterini alacak olsaydım da ben açıkçası şuralara falan alabilirdim çünkü... Hatta belki şuralara bile olabilir. Yani emin Şurası şurası iyi bu, gibi bu karakter için. E, bu karakterin hasarı da çok iyi. Aynı zamanda şok e, özelliğine sahip, e, Yeteneğine sahip müttefikleri de e, bir takım buffları var. O sebepten dolayı buraya gelebilir. E, Tor karakterinde arkadaşlar, özellikle yeni oyuncular için olan değerinden dolayı biraz önleri alacağım. Hmm, yani. Iron Man, hasar hasarı daha iyi olduğu için biraz ön alacağım sanırım ya. Ee, arkadaşlar Thor karakterini bence bu noktadan değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel bir karakter. Titania karakterinde liderliği var arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar işinizi görüyor. Dövüşçü karakterleri veriyordu yanılmıyorsam. Dövüşçü karakterleri fiziksel saldırıda saldırdı. %60'lık bir artış veriyor. Aynı zamanda güçlü yeteneğine sahip müttefiklere de bir takım bufflar veriyor. Bu sebepten dolayı da bu karakter aslında oldukça değerli bir lider haline geliyor. Ama e, şu karakterler kadar değerli olmadığı için bir tık geri alıyorum. Hatta arkadaşlar ben açıkçası Enşitman'ı da biraz öne alacağım ya. Şura bence biraz daha uygun. E, arkadaşlar Valkyrie karakterine gelecek olursak ben bu listenin lideri olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu aslında Shuri ile hemen hemen aynı etkiye sahip. E, biraz hedefin kaçınma oranında yok sayma da vardı o sebepten biraz öne geçiyor ama bu karakteri bir yandan lider yapmamız sebebi de şu. Aynı zamanda bu karakterin artefaktı da tüm takım arkadaşlarını etkiyor. Orada da biraz buff alıyorsunuz. Eğer artefaktı varsa daha da değerli oluyor. bu sebepten dolayı da bu noktaya geliyor diyebilirim. Venom karakterine gelecek olursak arkadaşlar gayet iyi kısımda başa alacağım. bu karakterin çok seveni var ama ben açıkçası çok başarılı bulmuyorum bu karakteri. O yüzden de bir tık daha geride kalıyor diyebilirim. Wave karakterine gelecek olursak da arkadaşlar Sif karakterinin biraz önüne alacağım. E, liderliğinde hem numara artış veriyor hem de tüm saldırılarda falan artış veriyor. Aynı zamanda e, pasifinde de takımdaki kahramanları %50'lik bir hasar artış falan daha sağlıyor. O da oldukça iyi yapıyor bu karakteri. E, arkadaşlar Wong karakterine gelecek olsak PV'de aslında güzel bir hasarı var ama aynı zamanda desteği de var bu karakterin. Büyü müttefiklerine veriyor ama büyük müttefikleri şu anda oyunda çok fazla olmadığı için de biraz değerini kaybediyor destek yönünden. O sebepten dolayı da ben PvE kısmında şuraları alabilirim bu karakteri ama e, desteğinden de yararlanabilirsiniz onu aklınızın bir köşesine yazın. Evet arkadaşlar çok fazla karakter vardı, 54 karakter vardı. Ben de konuş konuş yoruldum. Ee, ama şöyle bir kontrol edecek olursam bir sıkıntılı bir yer var mı bu listede diye ee, ona göre belki düzeltme yapabilirim. Yani böyle uygun gibi duruyor sanırım. Hmm, evet. Bence iyi oldu arkadaşlar liste ya. Yani belki ant yeri tartışılabilir. Çünkü bu karakterin de pek günü yok. Ama şimdi şöyle bir etkisi var bu karakterin. Ee, özellikle yeni oyuncuların da bu, bu karaktere çok ihtiyacı var. Çünkü baş düşman da arkadaşlar en iyi seçeneğiniz diyebilirim bu karakter. Hani o sebepten oldukça değerli bir hale geliyor da. Yani bence diğer karakterlerin yeri de güzel ya. Belki bir de bir ihtimal Carnage'in yeri tartışılabilir. Acaba ilerimi mi alsak diye de. Sanırım bence burası Carnage için uygun. Gayet güzel bir karakter çünkü. Yani emin değilim ama sanırım burası. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sırasından emin olamadığım karakterler oluyor. Ee, onu da tabii ki yargısını size bırakıyorum. Ee, siz de kendinizce değerlendirip karakterlere bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar yani listeye aldığım kostümler bu şekilde. Dediğim gibi hepsi aslında alınabilir kostümler çünkü diğer bütün bir sürü kostüm var arkadaşlar oyunda o kostümlerin arasından seçtim ben bu kostümleri hiç değeri olmayan şeyleri hani bu listeye girebilecek kadar değeri olmayan karakterleri hiç zaten listeye bile almadım onu da zaten size aktardım evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin listeme katılıyor musunuz katılmıyor musunuz bunu da yazın bu arada arkadaşlar bence bitirmeden önce şunu yapalım ben Scarlet Witch biraz geriye aldım bence ya Bence Scarlet Witch bunlardan daha değerli bir karakter. Şimdi gördüm de. Ee, çünkü bu karakter hala meta. Öyle bir durum var. Hatta Black, şey, Black Widow'dan bile değerlidir. Bence burası iyi oldu arkadaşlar. Ee, Scarlet Witch karakteri için. Ee, şimdi farkına vardım da. Bu karakter biraz daha değerli bir karakter. Her neyse. Evet millet siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.